Günaydın. Saat 6:35. 6:25'te uyandım, 10 dakika oldu. Hazırlandık. Şöyle eşofman altı, tişört. Üstüne de şu kapüşonumu giyeceğim. Yeter, bir de ceketimi aldım, kot ceketimi. Arası giy dedim, hazırladım. Arası hemen uyandı, sorun yaşatmadı bizi Allah'a şükür. Zaten akşam erken yatırdım onu. Biz tam uzandık, saat 9:30 gibi kardeşim gece geldi vedalaşmaya. Oturduk, çay kahve biraz muhabbet. Saat 11'e doğru onu gönderdik. Sonra yatamadım. Kahve içtim ya kardeşimle geldiğinde. Bu arada bu kahve nefis. Gerçekten çok başarılı bir kahve. Ben biraz böyle kahvelerin kahvesini, kafeini fazla sevdiğim için acılığı daha hoşuma gidiyor. Bu öyle bir kahveydi. Çok güzeldi. Keşke birkaç tane alsaydım. Şimdi yine bir tane içerim. Neyse, önce bir elimizi yüzümüzü yıkadık. Dişlerimizi fırçaladık. Diş fırçalarımı hemen çantaya koydum. Aslında yeni de alınabilirdi. Evdekini götürmeseydim de olurdu ama neyse, artık götürmüş bulundum. Geldikten sonra yenileriz artık evde. Yusuf'un aldığı şey böyle kapüşonlu. İçte polarlı. Sadece bayağı iri gösteriyor beni ama olsun. Şimdi ne yapıyorum ben? Şahin enişte önce bizi alacak. Feride'nin eşi. Burada biraz dünden kalan tabak kaşık var ama bulaşık makinesi yok. Yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Bugün evimde son vlog açayım dedim yola çıkmadan. Son vlogumu açayım. Sabahın köründe oldu belki ama. Çay suyu koydum. Çay içeceğimden değil de Yusuf çay istedi. Ben de kahve yaparım kendime herhalde diye düşünüyorum. Saçlar güzelce bir taranıp toplanılacak. Şu gördüğünüz çantaya şu. Her şeyi koydum. Sigara böreğiyle kızarttım. Her şeyi hazırladım dün geceden. Çanta tamamen hazır. El çantamı da onun içine koydum. Çöpleri boşaltmayı unuttum, gördünüz mü? Neyse, onu tembihleyeyim, Yusuf atsın. Şu saçları önce bir diyorum ki topuz mu yapsam yoksa at kuyruğu mu bağlasam bilmiyorum. Makinamda da bir dünya temizler var. Burada ellerimde hepsini yıkadım. Kirli bırakmamaya çalıştım ama dün akşam yemeği yenilince üşendim artık 11'den sonra. Dün şu kaplara şey koymuştum ya. Mercimek köftesi falan filan. Kızlar dediler ki, Emine dedi ki plastik bir şey koy, bunlar ağır ya, ağırlık yapmasın size dediler. Gerçekten de bayağı ağır. Ben de plastik ne bulduysam onları doldurdum. Feride de hamburger ekmeğine şey falan almış. Bir sürü abur cubur doldurmuş. Çanta 12'de full içecekler falan. Çok iyi oldu. Şimdi kahvaltı yapmadan çıkacağız da. Belki de yaparız. Bilmiyorum ama yetişebileceğimi zannetmiyorum. Saat 40 geçiyor. 20 dakikaya kadar gelir. Bakalım. Diyorum ki bulaşık makinesini boşaltayım ki Yusuf kirlileri doldurmak kolay olsun Yusuf'a. Gerçi Yusuf çok bir bulaşık yapmayacaktır tahminimce ama yine de tezgahta da çok bulaşık bırakmaz. Böyle günlük rutin işleri yapar evde diye umut ediyorum. Şimdi valizimiz hazır. Burada Feride'nin tabak taşık poşeti var. Onu eniştenin arabasına bırakacağım. Şu ceketi giyeceğim üstüme. Evet, ince bir ceket ama poların üstüne gayet iyi olur. Bir tek uzun olduğu için dizlerimi falan da kapatır. Tatlım, heyecanlı mısın? Gidiyoruz. Hı hı. Üşüyor musun sen, öyle üst üste girmişsin şeyin altına? Hayır. Az kuzey böyle eşofman altı. Hı. Uzun kollu kapüşon ve yelek giydirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Komşular erkenden uyanmış. Görüyor musunuz? Daha gün bile aydınlanmadı. Terasa çıkalım hatta. Aras, sana kalk dediğimde kalk yani, yatağını toplayıp çıkalım, tamam mı? Son 10 dakika kala kalk. Salona geç, yatağımı toplayacağım. Şu sigara böreği, şu abur cuburları, karton bardaklarını falan böyle poşetledim. Sprite aldım, şarjlar, kulaklığı ve telefonumu dünden şarj ettim. Şu tokamda saçımı toplayayım. Böyle. Şurada bakım ürünlerim var. Spreylerim, bilmem nelerim. Diş macunu, diş fırçası. Böyle yani. Şu şeyi de üzerine koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim.
aşırı bir soğuk yok açıkçası. Yani tahmin ettiğim kadar aşırı bir soğuk yok. Çilemin de ışığı yanıyor kendinden. Girmeyin içeri. Güneş doğacak. Bakar mısınız nasıl bir renk oluşmuş? Bugün günlerden perşembe. Evet. Böyle. Şu minderlerimi doldurmaya yetiştiremedim maalesef. Efendim. Dur tırmalama beni. Tırmalama beni. Tırnağım batıyor. Tırmalama beni. Giderken bunların mamasını da verin de şimdi inmeyeyim aşağıya. Soğuk. Soğuk derken yani tahmin ettiğim kadar soğuk değil. Gerçekten iyi hava. Böyle şu telefonu da şarja taktım. Yusuf'a anahtarı tembihledim. Yusuf'un gerçi zaten dükkan anahtarının üstünde ev anahtarı var. O yüzden şu anahtarı ben yanıma alacağım. Ne olur ne olmaz ya da dışarıda kayınvalidemi bırakayım bunu aynen. Kayınvalidem dedi kızım ben de dedi saat 7'de kalkacağım sizi yolcu etmeye. Dedim Allah'ın ne hiç uğraşma sabah sabah. Bir ilaç kullanıyor ya bazen o saatlerde çok derin uykuda oluyor ve kıyamıyorum. Boş yerin uyanmasın en iyisi. Şurayı açalım bir havalansın. Saçımızı bir toplayalım. Birer bardak çay içelim. İnanır mısınız? Şimdi şu yolculuğa çıkmadan önce şu bulaşık makinesini boşaltmak gözümde büyüyor ama yapacağım mecbur. İyiyiz canım sen nasılsın çayın hazır. Ekmek bir şeyler çıkarayım diyorum arası yemeyeceğim diyor. Çok kalın hayatım onlar yolda mahveder onu. Öğlen çok sıcak oluyor ya. Bir de bizim oturduğumuz koltuk güneş tarafı. Olmaz mı? Sen neden öyle seçtin? Annem daha iyi olmaz mı işte senin üşüyüzle bir şey. Ya öyle denk geldi aslında koltuk yani özellikle bir şey yapmadım. Bizi özlemeyeceksin mi? Yusuf. He? Bizi özlemeyeceksin mi? Özleyeceğim tabii. Niye özlemiş? Niye cevap vermiyorsun? Aras ekmeğine bir çikolata falan süreyim mi azıcık? Peki. Orada mı yapacağım kahvaltını? Emre biraz ekmeğe peynir sürelim. Hani biraz kahve yaptım kendime. Bitirebilirsen tabii. Al bakalım. Başka bulaşık makinesine ön yıkama yapar koyarsa zaten çok tabak kaşık çıkacağını zannetmiyorum. Ben bir kahvemi yetiştiremeyeceğim. Tabii 5 dakika var. Yazması lazım normalde. Şeyde tamam yazdı. Ben bizim haber versin de iner izlerim. Bavulu indireceğiz sadece. Başka bir şey yok. Bir masaya kapısını giyecek. Al. Ekmek bana çok bunu yiyemem ki. Otur biraz ekmek süreyim peynir. Hayır mı? Tamam oldu. Gel.
İline alabilirsin, yolu da yiyebilirsin. Kahvaltı yaparız zaten onu. Daha yaparız, ben kendime koyayım. Sen böyle çıkaramazsın ki ama. Aa, o ne? Öyle olunca ne oluyor? Ay saçmalama. Olmak daha kolay. Ciddi misin? Evet. İlk defa görüyorum öyle bir tek peynir sürüm taktiğini. Ambalajın deldi. Oradan sıktı. Aşkın kedilerin mamalarını her sabah sularını ve mamalarını verdim. Çiğdem bazen unutuyor. Bunlar şimdi alışıklar. Ben arasın gittiği okul saatinde hep onların mamalarını indiriyorum. Şey yapıyorum, veriyorum sabah önlerine. Al bunu dağıt anneciğim. Allah sormuş. Doğru olur canım. Al. Al bakalım. Şükür. Afiyet olsun. Önce konu. Sağ ol canım. Saat tam 7. Güneşin doğuşuna bakar mısınız? Kıpkızıl. Göründüğünden daha da kızıl. Saat tam 7. Enişte otelden çıkmış geliyormuş bizi almaya. Yusuf babamı indirdi. Öyle saçmayın, bir yere koyun. Sularını ver de gel. Su var içinde. Böyle oldum. Kahvemizi, çayımızı içemedik, hemen çıktık aradık. Bütün kedileri. Kapatma, annen baban gelecek. Vedalaşarız babanla. Yavaşım. Şimdi iyi bakıl, tamam. Annene dikkat et. Anne, benim telefonum burada mı? Aldım ben telefonu. Şurayı çekmek istiyorum. Tamam, çantanın üstünde ama dikkat et, sigara böreklerini ezme. Üstüne bir şey almadan çıktın ama. Kendine dikkat et. Biz, soğuk hava. İstersen gir, bekleme. Anneciğim bitmez biliyorum. Telaş yapma bebeğim. Gün doğumunu çekecekmiş. Al bebeğim. Al bakalım. Ha, bir de bizi uğurlamaya geldi. Bu da bizi yolcu etmeye geldi, cadı. Hadi bismillah. Daha otogara giderken başladılar bura. Bunlar otobüste hiç susmayacak gibi geliyor bana. Anne, benim oyuncağım almadı. Ben de arası oyuncak almadım. Ne oyuncağı? Ne yapacaksınız oyuncak? Oyuncak doldurmuş değil mi? Ben yolda boyayacağım. Dedim sen Nigar'la şey arası dırdır ekmekten boya bana kalacak. Aynen öyle. Ben de arası hiçbir şey. Ben önce düşürüm dedim ki hikaye kitapları. Bir tane kitapları... kapak almış alt üstü var. Ben düşürüm dedim önce bir hikaye kitapları falan dedim. Sonra dedim ki ne hikaye kitabı? Bunlar kim? Hikaye kitabı kim? Saçım başım ne halde? Neyse. Allah'a şükür. Şimdi siteden çıkıyoruz. Feride'yi de aldık. Çocukları aldık. Mira uyuyakalmış. Geri gece biraz geç uyumuş. Sabah uyanmış. Geri uyumuş. Neyse. Sağlıcakla saatinde. Ha, uyurken mi giydirdin? Büyük başarı. Benim Aras heyecanlandı, bir tane öpücük vermemle hemen bir baktım asker gibi ayakta, değil mi Aras? Çok heyecanlıydı. Sen de heyecanlı mısın? Ben çok bindim otobüse. Ama şimdi Aras'la ilk yolculuğa çıkıyorsun ya. Heyecanlı mısın onun için diyorum. Bakın size şimdiden baştan uyarıyorum. Şikayet etme, kavga etme. O onu verdi, bu bunu vermedi. Aras sen özellikle biliyorsun değil mi? Tahrik etmiyorsun, sıkıştırmıyorsun, o senden küçük. Sen bir de erkeksin, daha centilmen olman lazım. İyi hadi bismillah, çıktık. Güneş daha doğmadı. Arasla azıcık jelibon paylaşacağım, ortak yeriz. Tabii, jelibon şart zaten, kesin. Hiç faydalı bir şey ol, mandalina yiyin. Ben de kraks getirdim acı. Böyle bir şekilde yaşayıp gidiyoruz işte yani. Allah yardımcımız olsun, 10 saat şans dileyin. Neyse, siz bu vlogu tabii bir anda pırt diye izleyeceksiniz ama baba, biz bakalım nelerle geçireceğiz. Baba. Her yerde görüyorum ben uçağı. Bizi oradaki yol. Şuradan yolcu giriş terminali geldik. Tam 8'de geldik. 1 saate geldik. Enerji geldi mi? Bitmiş miydi ki? Hiç bitmemişti. Uyandığımda enerjileri fulldü.
Şimdi Yaren dedi güzel. Ki... Güzel. En keyifli o. Güzel. Bir saatiniz var otobüse. Yaren benim şu bana video çekiyor. Efendim teyzeciğim. Orada tur atıyorlar göre keyifliğine geldim. Ayva hadi. Günaydın canım, nasılsın? Hoş geldin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Gel, başarılar diliyorum bu yolculukta bize üç çocukla. Mira sorun değildi. İki çocuk sayabiliriz çünkü şu ikisi var. Yaren orta kapı teyzeciğim. Gidiyoruz. Zaten şeyler, Feride'nin de bir tane valizi, bir tane de el altı şeyi vardı. Elimizin altında yemek çantası vardı. Bagaja koyacağız zaten şu büyük valizleri. Şu küçük çantaları alacağız. Yavaşça, sakince ol. Bir şu babuları geçirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Nigel. Bak kendini görüyorsun. Yaren'le arasında bekliyor. Küçüklükleri daha doğrusu. Şimdi sana yollayacağım. Kaldı bak. Annemin kemerdeki evinden. Günaydın. Saçını bile toplamam. Günaydın. Dipsiz. Vallahi en güzel uykuyu sen çektin ha. Şey var ya şey. Yaren acıkmış. Yaren acıkmış diyor ki. Ya Nigör teyze. Ya diyor bana yola bir şey hazırlamamış. Dedim hazırlamaz olur mu? Feride maşallah dolu gelmiş o da böyle. Gördüğünüz gibi o da hazırlıklı. Ama en doğrusu çocuklarla hazırlıklı yola çıkmak güzel. Pişman olacağımıza. Baba hareketleri bunlar nasıllar bunlar var ya. Ama biz Aras'la konuştuk. Onun kardeşi onu her zaman idare edecek. Enerjiniz biraz atın, dans edin. Evet evet. Çünkü otobüste kelküt olacaksınız. Şimdi peronumuza geldik. Anneciğim bir sürü içecek var. Otobüse binelim. Ben sizin kahvaltınızı yaptıracağım. Bekleyin. 15 dakikamız var. Tuvaletiniz var mı? Benim yok. Heh, tamam. Çok fazla sıvı tüketmemek lazım yolculukta. Doğru söylüyor Yaren. Şimdi. Ben yarım saatte ben otobüste olacağım ya Nigar'cığım. Hiçbir şey içmeyeceğim. Yok, birazcık içilir tabii de. Ama çok fazla değil. Şimdi şuradaki Kamil Koç bizim otobüsümüz. Bu çıkacak. 8.30'da o gelecek. 8.30'dan 9'a kadar bavul yerleştirme oluyor muavinde yarım saat. Biz de çantamızı veririz. Zaten bavullarımız bir şeyimiz yok. Bavul bile değil ki, bunlar valiz yani, küçük valiz. İkisi de aynı boy. İkisi de aynı renk. Buraları sildiler galiba anneciğim. Ya da sprey gibi bir şey koktu. Güzel böyle mis gibi. Genelde böyle şeyin... evet evet, terminallerin böyle ağır kokusu olur ya. O yok mesela, şey gibi böyle fresh güzel bir oda kokusu koktu. Herhalde sprey sıkıldı bir yerden. Gözden uzağa bir yere kaybolmayın. Bunlar birazcık enerjilerini atıyorlar. Arasa spor ayakkabı giydirdim. Son dakika karar verdim. Aslında terlikle mi götürsem diye düşündüm. Çünkü ayakları şişiyor ister istemez. Ben de spor ayakkabıyla çıktım. Ama çorabı var altında. Şey olursa sıkarsa ayakkabısını çıkarsın. Çünkü zaten otobüsün altı halılı oluyor. Rahat olur. Gözden uzaklaşmayın. Sabahın 8.30 olmasına rağmen 8 çeyrek hatta. Çok çok kalabalık. 34 dereceymiş şu anda hava. Bence o kadar değildir. Bir 24 derece falan var. Ama Antalya bugün bulutlu. Tahminimce... Bursa'da dün bulutluymuş, biraz teyzemle konuştum. Yani full güneş yok. O yüzden gel teyzeciğim. O yüzden iyi ki de gene hazırlıklı gelmişiz. Her şeyimizi aldık. Allah'ın izniyle. 13 dakika 12 dakika sonra otobüsümüz gelir, bagajlarımızı veririz. Çocukları önümüzdeki koltuğa yerleştireceğiz. Çocuklarla gelirken yolda konuştum. Dediler ki yan yana oturmak istiyoruz dediler. Tamam dedim o zaman, hay hay. Bacım da burada kızını küçüğünü doyuruyor. Kahvaltısını, ilk kahvaltısını. Tamam, ben buradayım. Ben buradayım. Çocuklara da göster bak, ama el çantanı al lütfen yanına. El çantanı yanına. Ben el çantası olarak şunu aldım. Yanımda o, ben bakarım gitmeyeceksin. Boş ama içine şu malzemelerin buraya koydum. Bu elimin altında olacak ya. Ne var biliyor musun? Miran'ın böyle ıslak mendil. Tamam, başımızın üstü zaten boş, oraya koyarız. Bu yanımıza alınacak. Bu yanımıza alınacak. Bir de şu. Yol da vereceğim. Varsa kızımız, bekleyin. Yavrum, lavabo şunun sonunda diye biliyorum. Hemen sol tarafta. İşaret olur zaten bak. Şuradan da çıkabilirsin, şuradan. Şimdi acele etmeyin, otobüse oturunca. Vereceğim mi? Hayır Aras. Cık, yalan söylüyor. Kahvaltı aslında yaptı, peynirine ekmek sürdü. Ekmeğine peynir sürdü, bir de çay. Aşkım. Aşkım. Tamam canım, ben buradayım. Akıllılar ya. Anneciğim o çöpünü yerden al.
Söz dinliyorlar. Bakalım Allah esirgesin sizi. Rengarenk giymişler. Ben seviyorum böyle kış günü rengarenk giyen çocukları. Kendim için de seviyorum böyle rengarenk giyindiğim zaman. Feride de bugün yeşil yelek giymiş. Ben de yeşil üst kombin olmuşuz. Bilmiyorum anneciğim okumadım. Kendin okumayı biliyorsun ya. Anneciğim kendin okumayı biliyorsun ya çocuğu. İyi ki de bebek arabasını almış. En büyük doğru karar. Yarene oku anneciğim. Ben video çekiyorum.